Bir önceki dersimizde Ray komutunu diyalog kutusu yardımıyla kullanmıştık. Bu dersimizde ise sadece komut satırındaki sorulara cevap vererek Ray komutunu nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. AutoCAD'in 2000 ve önceki sürümlerinde zaten az önceki derste öğrendiğimiz diyalog kutusu yoktur. Onun yerine komut satırında sorulan sorulara cevap verilerek bu komut kullanılıyordu. Komut satırında bu komutu kullanmak için komut satırına önce tire koyuyoruz komutumuzun önüne, sonra komutun adını yani array yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Komut satırına baktığımızda select object iletisini göreceğiz. Obje seç anlamındadır biliyorsunuz. Objemizi seçip enter tuşuna basıyoruz. Komut satırına bakıyoruz tekrar. Komut satırında enter the type of array şeklinde ileti var ve parantez içinde, köşeli parantez içinde rectangular ve polar seçenekleri var. Bu seçeneklerin ne olduğunu bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Eğer rectangular çoğaltma yapacaksak, kopyalama yapacaksak, yani dikdörtgensel kopyalama yapacaksak, o zaman klavyeden R yazıp enter tuşuna basmamız gerekir. R yazıp enter tuşuna bastığımızda dikdörtgensel çoğaltma yapmak için bize sorular sorulacaktır. Örneğin şu anda enter the number of rows şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle satır sayısı soruluyor bize. Örneğin bizim satır sayımız 4 olsun. Klavyeden 4 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırındaki iletimiz değişti. Enter the number of columns şeklinde yeni bir ileti var. Bu iletiyle bizden kolon sayısı isteniyor. Kolon sayımız da örneğin 3 olsun. Klavyeden 3 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Enter the distance between rows or specify unit cell şeklinde iletimiz var şimdi. Bu iletiyle satırlar arasındaki mesafeyi belirleriz. Satırlar arasındaki mesafeyi ister klavyeden yazarız, istersek de oluşturacağımız hayali bir dikdörtgen yardımıyla bu mesafeleri ayarlayabiliriz. Örneğin biz satırlar arasındaki mesafe olarak 30 yazalım. 30 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırındaki iletiye bakıyoruz. Specify to distance between columns şeklinde bir ileti var. Bu ileti ile de bizden kolonlar arasındaki mesafe isteniyor. Örneğin kolonlarımız arasındaki mesafe de 40 olsun. 40 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi dikdörtgensel çoğaltmayı şu anda yapmış olduk. Kolonlar arasındaki mesafemiz 40, satırlar arasındaki mesafe 30 ve kolon sayısı 3, satır sayısı da 4 olarak işlemimiz tamamlandı. Komutumuzu tekrar çalıştıralım. Array yazmadan önce önüne tire koyuyoruz. Bu önemli. Tire koymazsanız yine diyalog kutusu yardımıyla bu işlemi yaparsınız. Tire array yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Select object iletisi var karşımızda. Örneğin biz bu küçük dikdörtgeni önceki dersimizde olduğu gibi bu büyük daire etrafında çoğaltalım. Küçük dikdörtgeni seçip enter tuşuna basıyoruz. Enter the type of array iletisi var karşımızda. Köşeli parantez içinde rectangular ve polar seçenekleri var. Polar seçeneği seçmek için, yani dairesel çoğaltma yapmak için klavyeden P yazıp enter tuşuna basıyoruz. Specify center point of array şeklinde iletimiz var. Büyük çemberin etrafında çoğaltma yapacağımız için bu sefer büyük çemberin merkezini seçmemiz lazım. Bunun için Snap to Center düğmesini tıklayıp büyük çemberin merkezini tıklıyoruz. Komut satırına bakıyoruz yine. Komut satırında şu anda bizden kaç tane obje oluşturacaksak bu daire etrafında o isteniyor. Örneğin biz 6 yapalım. Klavyeden 6 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Specify to angle to fill şeklinde bir ileti var karşımızda. Bu büyük çemberin etrafında
kaç derece boyunca çoğaltma yapacağımızı soruyor şu anda bize. Örneğin bizimki 360 derece olsun. Klavyeden 360 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şu anda bize çoğaltılacak bu objenin döndürülüp döndürülmeyeceği soruluyor. Eğer yes ile cevap verirsek, Y yazıp Enter tuşuna basarsak, objemiz çoğaltılırken çember etrafında aynı zamanda döndürülmüş olur. No dersek, yani ne yazıp Enter tuşuna basarsak, objelerimiz döndürülmez, olduğu gibi çemberin etrafında oluşturulur. Biz varsayılan yöntemi, varsayılan değeri kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi objelerimiz bu büyük çemberin etrafında döndürülerek çoğaltılmış oldu. Eğer döndürülmeden çoğalt deseydik, o zaman burada gördüğünüz dikdörtgenler bu şekilde dönmeyecekti. Burada gördüğünüz ilk dikdörtgenimiz gibi bu şekilde dönmeden çember etrafında çoğaltılacaktı.